Arkadaşlar merhaba. Akademi Kafa Dengi'ne hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Coşkun Ocak. Bugün sizlerle bitki biyolojisinin son parçasıyla birlikteyiz. Konumuz bitkilerde eşeği düreme ve devamında tohumun çimlenmesi ya da bitkilerde çimlenme olacak. Tabii önce eşeği düremeden bahsedeceğiz. Daha sonra üreme sonucu oluşan tohumun gelişmesinden yani çimlenmeden bahsedeceğiz. Eşeği düreme ile başlayalım. Öncelikle bununla ilgili bazı kavramları ya da yapıları bilmemiz gerekiyor. Önce onlardan bahsedeceğiz. Sonra üremenin mekanizmasından ve sonrasında da çimlenmeden bahsedeceğiz. Şimdi çiçekli bitkilerde ya da tohumlu bitkilerde çiçek üreme organı olarak bildiğimiz organdır. Ki bununla başlıyoruz. Çiçek üreme organıdır. Eşeği düreyen bitkilerde mayozla oluşan hücrelere üreme hücresi ya da gamet adı verilir. Ki bu tabii diğer canlılar için de aynı isimlendirmeyi kullanmak mümkün. Örneğin insanda da üreme hücresinden üreme hücreleri mayoz sonucu oluşuyorlar ya da yine bitkilerde mayoz ile oluşan hücrelere üreme hücresi ya da gamet deniyor. Tozlaşma, döllenme, tohum ve meyve oluşumu gibi olaylar çiçek adı verilen yapıda oluşuyor ki aslında çiçekte meydana gelen üreme hücrelerinden erkek hücrelere polen adını veriyoruz. Bu hücrelerin dişi organın tepeciğine ulaşması tozlaşmadır. Tozlaşma sonrası dişi üreme hücresi ile erkek üreme hücresi dölleniyorlar. Döllenme sonucu oluşan embriyo bir tohumun içerisinde, o da bir meyvenin içerisinde gelişiyor ki bu süreçte adını saydığımız yapıların hepsi çiçek adı verilen yapı üzerinde çeşitli değişimler sonucu meydana geliyorlar ki süreç içinde bunların hangi sırayla meydana geldiğini de göreceğiz. Tohumun içinde döllenme sonucu oluşmuş tabii ki embriyo var ki bu yeni bir bitkiye dönüşecek olan yavrunun prototipi gibi düşünülebilir. Bu uygun koşullarda tohum çimlenerek yeni bir bitkiyi meydana getiriyor. Dolayısıyla bitkilerde önce üreme, sonra çimlenme ile yeni bir bitki oluşumu süreci gerçekleşiyor. Bir çiçeğin yapısında neler var? Bunlardan bahsedelim. Çiçeğin en altta gördüğünüz kısmı, çiçeğin dik durmasını sağlayan sap kısmı. Bu sapın üst kısmında tam olarak fiziksel bir birim değil ama bir bölge olarak düşünülebilir. Çiçek tablası adı verilen kısım bulunuyor. Bu tablanın üzerine dıştan içe doğru oturmuş dört halka halinde yapılar görmektesiniz. Çiçek tablası üzerinde en dışta gördüğünüz halkada yeşil küçük çanak yapraklar bulunuyor ki bu çiçeğin diğer kısımlarını bir arada tutan ve aynı zamanda yeşil olduğu için fotosentezle besin ihtiyacını karşılayan kısımdır. İkinci halkada taç yaprakları görüyorsunuz ki burada mor renkte başka bir çiçekte farklı renklerle de görebilirsiniz. Daha çok böcekleri bölgeye cezbedip tozlaşmaya yardımcı rol üstlenmiş olan yapraklardır. Sayısı burada da görüldüğü gibi birden fazla olabilir ya da bir standardı yok ama tabii bazı bitki türlerini sınıflandırmada bunların sayılarında dikkate alındığını söylemek mümkün. Burada sayıyı birden fazla görüyorsunuz. Bunu bilmeniz yeterli. Üçüncü hatta daha doğrusu dıştan içe doğru halkasal olarak gidecek olursak en dışta çanak yaprak, onun içinde taç yaprak var dedik. Üçüncü halkada genellikle sayısı yine birden fazla olan erkek organı görüyorsunuz ki erkek organ da iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan biri sapçık, diğeri başçıktır. Sapçık başçığın dik durmasını sağlayan ya da onun destekleyen kısım olarak bilinir. Burada esasi üreme hücrelerinin oluştuğu kısım başçıktır. Onun için buraya ben özellikle belirteyim önemli olduğu için polen oluşumu erkek organın başçık adını verdiğimiz kısmında gerçekleşir. Tablanın üzerine oturmuş dördüncü halka dişi organdır ki dişi organa da yani burada belirtilmemiş müfredatta da görmüyoruz ama aslında pistil adı verilmektedir. Şöyle pistil diyelim. Erkek organında stamen deniyor. Dişi organda üç kısımdan meydana geliyor ki yine şekil üzerinde görüyorsunuz. Bunlardan en üstte gördüğünüz tepecik kısmı daha çok polenlerin tutunduğu kısım olarak biliniyor ki polen buraya tutunduktan sonra çimlenerek aslında yumurtalık bölümüne ulaşmaya çalışıyor. Ki onun için tepeciğin devamında gördüğünüz ikinci kısım dişicik borusu şeklinde. O zaman bu boru şeklindeki yapıya verilsin. Dişi organın yuvarlak gördüğünüz en alttaki kısmı ise yumurtalığın yani ovaryumun bulunduğu kısımdır. Ki burada da tabii ki esasi yapı burasıdır. Daha doğrusu daha çok üreme ile ilgili üreme hücrelerinin oluştuğu ya da mayoz bölünmenin gerçekleştiği kısım burasıdır. Onun için burada da yumurtalıkta ya da ovaryumda yumurta oluşumu olayı gerçekleşir. Tabii yumurtalığın içinde çok sayıda tohum taslağı bulunabilir. Bu görsel içinde yumurtalıktaki tohum taslaklarını görüyorsunuz. Tohum taslaklarının her biri içinde döllenme sonucu gelişen embriyolar bulunur. Bunlar da uygun
zamanda etrafa saçılarak yeni bitkinin oluşması için bir köken oluşturacaktır. Yani tohum taslakları yumurtalığın içinde bulunan yapılardır. Özetle çiçeğin sapı dik durmasını sağlıyor. Tabla üzerinde halkasal dizilmiş 4 tane yapıya sahip, en dışta küçük çanak ve küçük yeşil ve çanak yaprakları görüyorsunuz. İkinci halkada taç yaprakları renkli böcekleri cezbediyor. Üçüncü halkada erkek organları bağırsak ve sapçıktan oluşmuş halde görüyorsunuz. Enişte ise dişi organı, tepecik, dişicik borusu ve yumurtalık şeklinde görüyorsunuz. Tabi burada erkek organdaki polen oluşumunun başlıkta, dişi organdaki yumurta oluşumunda yumurtalıkta olduğuna dikkat edin ki bundan sonraki kısımda biraz daha göz önünde olacak yapılar bunlardır. Evet, çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ gibi yapıların tamamına sahip olan çiçeklere tam çiçek ya da hermafrodit ya da diğer ismiyle erselik çiçek diyoruz ki örnekleri yine burada belirtilmiş safran, dağ lalesi, şeftali ya da erik gibi bitkilerin çiçekleri tam çiçeğe sahiptir. Yani tüm kısımları birlikte barındırır. Bir önceki görselde bu kısımların tamamını gördük ki orada gördüğümüz örnek üzerindeki çiçek de aslında bir tam çiçekti. Yine bu sayfada gördüğünüz görselde çanak taç yaprağı görüyorsunuz beyazla. Ortada yeşille dişi organı görüyorsunuz. Sarı renkle gösterilmiş olan da yine erkek organlardır. Sayısı birden fazla. Onun için bir çiçekte hem dişi hem erkek organ birlikte bulunuyorsa, bunun yanı sıra taç ve çanak yapraklarda birlikte bulunuyorsa bu çiçeğe tam çiçek diyoruz ki bitkilerin büyük bir çoğunluğunun aslında tam çiçeğe sahip olduğunu da biliyoruz. Çiçek yapısında bu 4 organdan bir veya daha fazlası eksik olan çiçeklere ise eksik çiçek diyoruz ki genellikle dişi ya da erkek organdan bir tanesini barındıran çiçekler için bu tabiri kullanıyoruz. Örneğin ceviz, soyut ya da kavak gibi bitkilerin eksik çiçeği var. Eksik çiçek sadece erkek organa sahipse erkek çiçek olarak adlandırılıyor. Sadece dişi çiçeğe sahipse, dişi organa sahipse de dişi çiçek olarak adlandırılıyor. Eğer dişi ve erkek organ aynı çiçekte bulunuyorsa tam çiçek diyoruz. Farklı çiçeklerde bulunuyorsa eksik çiçek adını veriyoruz. Dişi ve erkek çiçekler aynı bitki üzerinde bulunuyorsa bu bitkilere tek evcikli ya da monoik adını veriyoruz. Bakın biraz önce eksik çiçeğin ne olduğundan bahsetmiştik. Eksik çiçek dişi ve erkek organın farklı çiçekler üzerinde bulunması durumuydu. Eğer bu çiçekler aynı bitki üzerinde bulunuyorsa, örneğin bitkinin alt dallarında erkek çiçek taşıyan, erkek organ taşıyan çiçekler, o üst dallarında dişi organ taşıyan çiçekler var. Ki çiçeklerin eksik çiçek olduğunu söyleyebiliriz ama bitkinin hem dişi hem de erkek çiçeği aynı bitki üzerinde bulundurması nedeniyle tek evcikli olduğunu söyleyebiliriz. Ki kabak, kavun, karpuz, meşe, mısır, ceviz ya da fındık gibi bitkiler bu grubu örnektir. Yani tek evcikli bitkilere örnektir. Eğer erkek ve dişi çiçekler farklı bitkiler üzerinde bulunuyorsa böyle bitkiler ise iki evcikli ya da dioik adı verilir ki bu durum aslında bizdeki durumuna biraz daha benzerlik gösterir. Örneğin hurmada, kavakta ya da incirde ya da kivide böyle bir durum söz konusudur. Yani bir kivi ağacında sadece erkek organ taşıyan çiçekler varken başka bir kivi ağacında sadece dişi organ taşıyan çiçekler mevcuttur. Ki bu durumda hem eksik çiçeğe sahip yani sadece dişi organı ya da erkek organı barındıran ve bunları farklı bitkiler üzerinde ya da farklı bireyler üzerinde barındıran bitkiler için iki evcikli tabiri kullanılır. Çiçekli bitkilerde üreme hücreleri nasıl meydana geliyor? Önce erkek hücre üreme hücresinin oluşumu, sonra dişi üreme hücresinin oluşumunu anlatalım. Erkek üreme organının başlık kısmında polenlerin meydana geldiğinden bahsetmiştik. Aslında bu kısımda 4 adet polen kesesi bulunuyor ve içlerinde çok sayıda polen ana hücresi diyebileceğimiz çift takım kromozom taşıyan ve mayoz bölünme geçirebilecek hücreler mevcut. Ki polen ana hücreleri nispeten dişideki üreme ana hücrelerinden daha küçük olduğu için mikrospor ana hücresi olarak da adlandırılıyor. Şöyle gösterelim. Bir erkek organın başlık kısmı içinde çok sayıda öncelikle 4 adet polen kesesi var aslında ve bu keselerin her birinin içinde aslında binlerce, milyonlarca polen ana hücresi bulunuyor ki bunlara mikrospor ana hücresi diyoruz. Ve bunlar iki en kromozomlu bir yapıya yani diploid kromozom takım sayısına sahip. Her bir polen ana hücresi mayoz bölünerek mikrospor adı verilen haploid yani en kromozomlu hücreler meydana getiriyor. Şöyle gösterelim. 2 en kromozomlu mikrospor ana hücresi ya da polen ana hücresi, mikrospor ana hücresi mayoz bölünerek ki mayoz bölünmenin kurallarını biliyoruz. 4 adet en kromozomlu mikrospor hücresi oluşturuyor ama tabii bunlar tam olarak döllenmeyi sağlayabilecek hücreler değiller. Şöyle her biri için yine en gösterelim. Mikrospor
hücresi bir tanesi için de ismini belirtelim. Tabii bu hücrelerin genetik olarak birbirinden farklı olduğunu daha önce söylemiştik. Çünkü mayoz bölünme genetik çeşitlilik sağlayıcı bir bölünme çeşidiydi. Şimdi oluşan mikrospor hücrelerinin her biri bir mitoz bölünme geçirerek iki çekirdekli polenleri meydana getiriyor ki bu mitoz bölünmeye endomitoz diyoruz. Yani çekirdeği bölünen ama sitoplazması bölünmeyen hücrelerle aynı hücre içerisinde iki çekirdeğin oluşarak özel bir hücreye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani her bir mikrospor hücresi bir mitoz bölünme geçiriyor. Tabii bu bir endomitoz, yani çekirdeği bölünen ama sitoplazması bölünmeyen özel bir mitoz şekli. Dolayısıyla çift çekirdekli hücreler meydana geliyor ki bu çift çekirdekli hücrelere aslında polen diyoruz. Polen içerisinde, polen diyelim, tabii içinde iki tane en kromozomlu çekirdek mevcut. Mitozda meydana geldiği için bu çekirdeklerin genetik yapısı aynı. Çekirdeklerden bir tanesine vejetatif çekirdek deniyor. Bu Türkçe karşılığı tüp çekirdeği demek. Şimdi döllenme sırasında göreceğiz. Bu çekirdek aslında polen tüpünün oluşmasını sağlıyor. Yani doğrudan döllenmeyle ilişkili olmayan bir yapı, döllenmeye yardımcı olacak bir tüpün meydana gelmesini sağlıyor. Esas döllenmeyle ilgili yapı diğer çekirdek, yani jeneratif çekirdektir. Ki bu çekirdeği de aslında Türkçe karşılığı olarak döller çekirdek de denmektedir. Döller çekirdek. Vejetatif çekirdeği ise daha çok tüp çekirdeği adı verilmektedir ki bu çekirdeklerin işlevlerinden daha sonra bahsedeceğiz. Kısacası erkek üreme hücresi oluşumu başlık kısmındaki polen keselerinde bulunan çok sayıda polen ana hücresinin mayoz bölünmesiyle gerçekleşiyor. Mayoz bölünme sonucu oluşan mikrosporların her biri bir endomitoz geçirerek çift çekirdekli polenleri meydana getiriyor. Polenlerin içindeki çekirdeklerden biri jeneratif, diğeri vejetatif çekirdektir. Jeneratif çekirdek döllenmeyle doğrudan ilişkili olan çekirdek tipi iken vejetatif çekirdek ise daha çok yardımcı rol üstlenmiş ve daha çok polen tüpünü oluşturmakla görevli olan çekirdek tipidir. Evet, aynısını bu görselde de görüyorsunuz. Polen çekirdeklerin her biri döllenmede görev alan bir jeneratif, diğeri de polen tüpünün oluşumunu sağlayan vejetatif çekirdeği oluşturan çekirdeklerdir. Başlık kısmı içinde polen keselerini 4 adet görüyorsunuz. Bakın, erkek organ. Şu kısmı başlık. Başlık büyütülerek gösterilmiş. Başlıktan eline kesti alanında içinde 4 tane polen kesisini görüyorsunuz. Polen kesisi içinde şu kısımda belki binlerce, belki milyonlarca mikrospor ana hücresi var. Bu hücrelerin mayoz bölünmesi sonucu mikrospor hücreleri meydana geliyor ki her biri tek takım kromozom taşıyor. Bunların bir iç mitoz geçirmesiyle aynı hücre içerisinde iki tane çekirdeğe sahip polenler meydana geliyor. Polenler de birbiriyle aynı kromozom yapısına sahip iki tane haploid çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeklerden biri döller çekirdek dediğimiz jeneratif çekirdek, diğeri ise tüp çekirdeği dediğimiz vejetatif çekirdektir. Evet, dişi üreme hücresi nasıl meydana geliyor? Şeyin yapısında bulunan yumurtalığın içinde bir ya da daha fazla tohum taslağı bulunduğunu şekil üzerinde görmüştük. Tohum taslağının içinde yine diploid kromozomlu megaspor ana hücreleri var ki burada da tabii erkekteki mikrosporla karıştırmamak lazım. Dişideki üreme ana hücreleri biraz daha boyut olarak erkeğe oranla büyüktür. Onun için megaspor ana hücresi olarak adlandırılır. Erkekteki de mikrospor ana hücresi olarak adlandırılıyordu. Megaspor ana hücreleri mayozda haploid 4 tane megaspor hücresini meydana getiriyor ki megaspor ana hücresi 2N. Bundan mayozda oluşan, şöyle gösterelim, megaspor hücreleri ise N kromozomlu hücrelerdir. Genellikle bu 4 megaspor hücresinin 3 tanesi eriyip kayboluyor. Geriye bir tanesi kalıyor. Bu megaspor büyümeye devam ediyor. Diğer aslında eriyen hücrelerden aldığı destekle de daha iri ya da daha büyük bir hücre haline getiriyor. Megasporun çekirdeği sitokinez olmaksızın ard arda 3 kez mitoz bölünme geçiriyor. Aslında bu biraz da polen oluşumundaki mitoz bölünmeye benzer ama sayısı daha fazla. Dolayısıyla 2 üzeri 3'ten 8 çekirdekli bir yapı meydana geliyor ki bu yapıya aslında embriyo kesesi adı veriliyor. Şöyle gösterelim. Şekil üzerinde de göreceğiz. Başlangıçta megaspor ana hücresi mayoz bölünüp 4 tane megaspor hücresi oluşuyordu. Şöyle gösterelim. Şu megaspor ana hücresi. Bunlardan 3 tanesi eriyip kayboluyordu. Geriye kalan bir tanesi büyüyüp ard arda 3 mitoz geçiriyordu. Ve 3 mitoz sonucu, tabi bu mitozların sitoplazma bölünmesi olmayacak şekilde gerçekleştiğini söyledik. Aynı hücre içerisinde 8 çekirdeğin bulunduğu bir embriyo kesesi meydana getiriliyor ki bunu bir görselle de görelim.
Oluşan 8 çekirdek tohum tahtası içinde değişik yerlere dağılıyor ki yani birbirinden farklı konumlara sahip. İki tanesi tohum tahtasında ortaya geliyor. Polar çekirdekleri oluşturuyor aslında. 3 üst kutba, 3 tanesi alt kutba, 2 tanesi ortada kalacak şekilde bir dağılım söz konusu. Ovaryumun açıklık kısmına mikropil deniyor. Bunun tersi yönde bulunan 3 çekirdeğe antipod çekirdek diyoruz. Şöyle göstereyim. Şu embriyo kesesi. Şurada mikropil açıklığı var. Öyle düşünün. Yani polenlerin ya da sperm çekirdeklerinin ovaryuma gireceği yer bu kısım. Buraya mikropil deniyor. 8 çekirdeğin 3 tanesi mikropilin tam tersi yönünde. Bunlara antipod çekirdekleri adı veriyoruz. Bunların doğrudan döllenme ile ilişkisi yok. Alt kutupta 3 tane çekirdek bulunuyor. Genellikle bunlardan 2 tanesi küçük, bir tanesi büyüktür. Ortada bulunan büyük çekirdek esasi döllenme ile ilgili olan yapı. Yani yumurta dediğimiz yapıdır ya da yumurta çekirdeğidir. Onun yanında daha çok onu destekleyici ve kelime anlamı da aslında arkadaş anlamına gelen sinerji hücreler bulunur. Evet, ortadaki yumurta kenarlardaki şimdi sinerjisi dediğimiz hücre tipleridir. Ortada ise 2 tane polar çekirdek dediğimiz çekirdekler bulunur. Tabi bunlardan hepsi döllenmeyle doğrudan ilişkili yapılar değil. Daha çok yumurtanın döllenmeyle ilgili yapı olduğunu bilmekte fayda var. Bunun yanı sıra yine ortada bulunan polar çekirdeklerde bir ekstra döllenme olayı için doğrudan kullanılan yapılardır. Evet, anlattıklarım bir görsel üzerinde de görelim. Yumurta hücresinin iki yanında bulunan çekirdeklere sinerjist dendiğini söyledik. Tohum taslarının döllenmeye hazır hale geldiği 8 çekirdekli yapıya embriyo kesesi diyoruz. Yani bu olayların en sonunda oluşan 8 çekirdekli yapının tamamına, yani şu en sonda gördüğümüz şekle embriyo kesesi adı veriliyor. Dişi üreme hücresi oluşumu ovaryumda, ovaryum içindeki tohum taslaklarında gerçekleşiyor. Bu tasların içinde mayoz bölünmeye başlayacak olan ana hücreye megaspor ana hücresi diyoruz ve bunun 2 N kromozom takım sayısına sahip olduğunu biliyoruz. Mayoz bölünmeyle 4 tane hücre oluşuyor. Her bir hücreye megaspor hücresi diyoruz. Bunlardan 3 tanesi eriyerek kayboluyor ki bir sonraki görselde kaybolduklarını görüyorsunuz. Geriye kalan bir tane megaspor hücresi art arda 3 mitoz geçiriyor. Bu bir endomitoz şeklinde oluyor. Yani çekirdek bölünüyor ama sitoplazma bölünmüyor. İçinde 8 çekirdeğin bulunduğu bir embriyo kesesi meydana geliyor. Bu çekirdeklerin üstte bulunan 3 tanesi antipod çekirdek, mikropil açıklığına yakın bulunanlardan ortadaki yumurta, yanlarındaki sinerji çekirdekler, ortada 2 tane olansa polar çekirdeklerdir. Bunlardan özellikle şuna dikkat edelim. Döllenmeye doğrudan katılacak olan yapılar polar çekirdekler ve yumurta adı verilen yapıdır. Tozlaşma çiçekli bitkide polenlerin çoğunun dişicik tepesine ulaşması canlı ya da cansız tozlaştırıcılarla gerçekleşiyor ki tozlaşma dediğimiz şey aslında polenin dişicik tepesine ulaşmasına verilen isimdir. Yani bir taşıma olayıdır. Bu taşıma bazen canlılar aracıyla bazen cansız faktörlerle olabilir. Çiçekte bulunan erkek organın başlığındaki polen gelişimi tamamlandıktan sonra polen kesesi patlayacak. Patlamayla açığa çıkan polenler rüzgarla, suyla, böcekle, yarasalarla, kuşlarla yani çeşitli canlı ve cansız faktörlerle dişi organın tepeciğine ulaşacak ki biz bu olaya tozlaşma adını vereceğiz. İnsan eliyle yapılan tozlaşmaya da suni tozlaşma dendiğini belirtelim ki pek çok deneysel araştırma için ya da istenen yönde ürün elde etmek için biz de bu duruma müdahale edebiliyoruz. Yani suni tozlaşma sağlayabiliyoruz. Rüzgarla tozlaşan bitkilerde çok sayıda polen üretiliyor. Çünkü rüzgarla polenin düzenli bir şekilde nereye gideceği belli olmadığı için döllenme şansını artırmak amacıyla oluşturulan polen sayısının daha fazla olduğunu söylemek mümkün. Bu bitkilerin çiçekleri genellikle gösterişsiz ve küçük yapıdadır ki daha çok gösterişli ve büyük yapılı çiçekler daha çok hayvanları cezbetmek için kullanılıyor. Dolayısıyla rüzgarla tozlaşan bir bitki için buna ihtiyaç olmayacaktır. Polen sayısının çok olması rastgele olan bu rüzgarla tozlaşmayı aslında tam olarak kolaylaştırmaz ama döllenme şansını en azından ya da erkek organın dişi organa ulaşma şansını artırıcı yönde bir etkide bulunacaktır. Çiçekli bitkilerin büyük bir kısmında tozlaşma böcek, kuş ya da yarasa gibi diğer tozlaştırıcı hayvanlarla gerçekleşir ki bu bitkilerin çiçekleri genellikle salgıladıkları değişik koku ya da ürettiği bal özü gibi ya da nektar gibi sıvılarla ya da parlak ve güzel renkleriyle tozlaştırıcı canlıları kendine doğru çeker ya da cezbedici bir etkiye sahiptir ki nispeten rüzgarla tozlaşan çiçekleri oranla da daha az sayıda polen ürettiklerini söylemek mümkün. Evet, bir çiçek
Bir çiçekte bulunan polenin aynı çiçeğin dişi organ tepeciğine ulaşmasıyla gerçekleşen tozlaşmaya kendi kendine tozlaşma denir ki bu bir nevi kendi kendine dölleme şeklinde de düşünülebilir ki aslında hermafrodit olan bitkilerde ilk akla gelen ya da ilk düşünülen şey bir çiçeğin başka bir çiçeğe ihtiyaç duymaksızın kendi içinde döllenmesini sağlayabilmesidir. Bu üreme zamanı açısından belki bir avantaj sağlayabilir. Ancak genetik çeşitlilik açısından düşünülürse kendi kendine tozlaşma genetik çeşitliliğe sebep olur ancak farklı bir bitkinin çiçeğiyle tozlaşmaya oranla bu daha düşük olacaktır ki genetik çeşitliliğin az olması ortam koşullarına uyum yeteneğinde daha zayıf olmasına sebep olacaktır. Onun için bitkide eğer kendi kendine tozlaşma oluyorsa erkek ve dişi gametin üretiminin aynı zamanda olması gerekiyor ki eğer farklı zamanlarda olursa aynı çiçekteki polenle yumurtanın birbirine kavuşma ihtimali olmayacaktır. Onun için bu tür bitkilerin çoğu aslında kendi kendine döllenme yeteneğine sahip ama bunu tercih etmiyorlar. Örneğin biraz önce belirttiğimiz mesele gibi eğer polen farklı bir zamanda, yumurta farklı bir zamanda olgunlaştırılırsa bunların birbirini döllenme ihtimali ortadan kalkmış oluyor. Ya da bazen morfolojik olarak erkek ve dişi organın birbirine göre konumları ya da şekilleri de kendi kendine döllenmeyi engelleyici uyumlar şeklinde gerçekleşiyor. Sebebi belirttik genetik çeşitlilik az olduğu için eğer kendi kendine döllerse böyle bir bitki yani tam çiçeğe sahip bir bitki kendi kendine tozlaşır ve döllerse oluşan genetik çeşitlilik az olacağı için genelde bunu tercih etmiyor. Bunu gerçekleşmesini engelleyici bazı adaptasyonlar gösterebiliyor. Bunlardan bir tanesini söyledik. Farklı zamanlarda üreme hücresi oluşturmak gibi. Evet, bir diğer tozlaşma şekli çapraz tozlaşmada ise bir çiçeğe ait erkek organda oluşturulan polenlerin bir başka çiçeğin dişi organın tepeciğine taşınmasına verilen isimdir. Ki burada örneğin şurada oluşturulan solda gördüğünüz bitkinin erkek organında oluşturulan polenlerin sağda gördüğünüz bitkinin dişi organın tepeciğine ulaşması farklı iki çiçek arasında gerçekleşen tozlaşma yani çapraz tozlaşma örneğidir. Burada diğeri için de gösterilmiş. Sağda gördüğünüz bitkinin erkek organından solda gördüğünüz bitkinin dişi organının tepeciğine yine tozlaşma, çapraz tozlaşma şeklindedir. Tabi bu tip tozlaşma aynı türün farklı bireyler arasında gerçekleşir. Dolayısıyla genetik çeşitlilik kendi kendine tozlaşma oranı daha fazla olacaktır. Bu durumda değişen ortam koşullarına uyum yeteneğinin daha fazla olmasına sebep olacaktır. Şimdi çiçekli bitkilerde döllenme sonrasında tohum ve meyve nasıl oluşuyor? Bundan bahsedelim. Polenin dişicik tepesine ulaşmasına tozlaşma demiştik. Tozlaşma sonrası dişicik tepesindeki nemi polen emecek ve çimlenmeye başlayacaktır. Polenin içinde iki çekirdek vardır. Bunlardan vejetatif çekirdek yani tüp çekirdeği mitoz bölünmelerle bir tüp oluşturacak ki burada tüpün yavaş yavaş oluştuğunu görüyorsunuz. Jeneratif çekirdek polen tüpünün içine geçecek. Bu tüpün içinde ilerleyecek. Yani aslında vejetatif çekirdek jeneratif çekirdeğin yumurtaya doğru ulaşmasını sağlayan bir kanal oluşturacak. Yani bir tüp oluşturacak. Bu tüp sağdaki en sağdaki şekilde görüyorsunuz. Mikropil açıklığına kadar ilerleyecek ki jeneratif çekirdek bu tüp içinde ilerlerken bir mitoz bölünme geçirerek iki tane sperm çekirdeğine dönecektir. Bunlardan birine birinci sperm çekirdeği, diğerine ikinci sperm çekirdeği denir. Tabi mitoz sonucu oluştukları için bu çekirdekler hem en kromozomlu hem de birbiriyle kalıtsal olarak aynı yapıdaki çekirdeklerdir. Niye böyle bir şey oluyor? Birazdan bahsedeceğiz. Bitkilerde çift döllenme denilen bir olay gerçekleşiyor. Bunun için iki tane sperm çekirdeğine ihtiyaç var. Onun için jeneratif çekirdek polen tüpü içinde ilerlerken bir mitoz bölünme geçirerek iki tane sperm çekirdeğine dönüşüyor. Son görselde polen tüpünün tamamen oluştuğunu yani vejetatif çekirdekten bir tüp meydana geldiğini bu tüpün içinde mitoz bölünmeyle oluşmuş iki tane sperm çekirdeğinin mikropil açıklığından embriyo kesesine doğru ulaşmak üzere olduğunu görüyorsunuz. Tabi ulaştıktan sonra birazdan bahsedeceğiz. Çift döllenme olayı gerçekleşecek ve böylelikle işte embriyonik yapılar ve tohum oluşacaktır. Evet, polenlerin polen içindeki çekirdeklerin dişi organa ulaşması sonrası çekirdeklerden bir tanesi ortada bulunan polar çekirdekleri, diğeri ise altta ve ortada bulunan yumurta çekirdeğini dölleyerek çift döllenme olayı gerçekleşecektir. Spermler embriyo kesesine girdiler. Şu birinci spermdi. Kısaca belirtelim. Şu da ikinci sperm olsun. Bu çekirdeklerden bir tanesi polar çekirdekleri dölleyecek. Şöyle gösterelim.
Diğeri ise ortada bulunan yumurta çekirdeğini dölleyerek aslında çift döllenme olayı gerçekleşecektir. Ki bu döllenme sonucu şurada görüyorsunuz. Yani çekirdeklerden birinin polar çekirdeği döllemesi sonucu triploid çekirdek dediğimiz 3N kromozomlu bir yapı oluşacak. Tabi polarların N artı N yani 2N kromozomlu olduğunu düşünürseniz, her bir sperminde N olduğunu düşünürseniz döllenmeyle kromozom takım sayısı 3'e çıkacaktır. Tabi burada esasi döllenme yani embriyo oluşumunu sağlayacak döllenme diğer spermle yumurta arasında gerçekleşecek. Döllenme sonucu meydana gelir. Onu da şöyle gösterelim. Bakın şurada maviyle gördüğünüz sperm çekirdeğiyle morla gördüğünüz yumurta çekirdeğinin birleşme sonucu oluşmuş zigot yani 2N kromozomlu yapıyı görüyorsunuz. Triploid çekirdek tohumun içinde endosperm dediğimiz embriyo için gereken besini depolayan kısma dönüşecektir. Dolayısıyla endosperme dönüşür. Yani bu döllenme aslında tohumun içinde besin biriktirmek amaçlı gerçekleşen döllenmedir. Ancak esasi döllenme zigotun meydana getirdiği döllenmedir. Çünkü bununla oluşan 2N kromozomlu zigot önce embriyoya, o da yeni bir bitkiye süreç içinde dönüşecektir. Tabi bunlar çok daha sonra olacak olaylar ama yani döllenmelerin aslında ne gibi sonuçlara yol açtığını görmek açısından burada belirtiliyor. Şimdi tekrar edelim. Sperm çekirdekleri mikropil açıklığından embriyo kesesine ulaştılar. Çekirdeklerden bir tanesi ortada bulunan polar çekirdekleri dölleyip triploid çekirdek oluşumuna yol açtı. Diğer sperm çekirdeği ise alt ortada bulunan yumurtayla döllenerek zigotun oluşumuna yol açtı. Yani bir çifte döllenme olayı çiçekli bitkide gerçekleşmiş oldu. Tohum çifte döllenmeden sonra tohum taslağının olgunlaşıp farklılaşmasıyla oluşan yapıdır. Tohum bitkinin türüne göre değişen oranlarda farklı besin maddeleri içerebilir. Protein, yağ ya da nişastalardan farklı oranlarda bulundurabilir. Örneğin baklagillerde protein ağırlıklıyken ayçiçeğinde yağ ağırlıklı bir besin depolanması söz konusu olabilir. Bir tohumun en dışında bir tohum kabuğu bulunur. Kalınlığı değişebilir. Bu tohumun çimlenme hızı üzerinde de etkili olabilir. İçinde besi doku ya da endosperm dediğimiz ve embriyo dediğimiz kısımlar bulunur. Yani toplamda 3 kısımdan meydana gelir. En dıştaki tohum kabuğu, içinde büyük kısmı kaplayan besi doku ve yeni bir bitkiye dönüşecek olan embriyo olmak üzere 3 kısımdan meydana gelir. Görselde tek ve çift çeneklerde farklı tohum şekillerini görüyorsunuz. Tabii ki tek çenekli bitkilerde çenek aslında tohum yaprağı olarak adlandırılan ve endospermin embriyoya aktarılmasını sağlayan yani embriyoya besin aktarımını sağlayan yapıdır. Örneğin tek çenekli bir mısırın tohumunda çeneklerin embriyonik kök ya da gövdeye besin aktaran yapılar olarak adlandırıldığını söylemek mümkün. Ya da aynı şekilde çift çenekli bitkilerde yine çenekler tohum yaprağı olarak adlandırılır ve embriyoya besin aktarımını sağlayan yapılardır. Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma dönüşürken yumurtalık da meyveye dönüşür ki yumurtalığa ovaryum dendiğini söylemiştik. Meyve yumurtalığın gelişim farklılaşmasıyla oluşan tohumları aslında koruyan ve daha da önemlisi çevreye yayılmasını sağlayan özelleşmiş yapılara verilen isimdir. Sadece çiçekli bitkilerde görülür. Tohumsuz bitkilerde meyve oluşmaz. Meyvelerin basit, küme, bileşik gibi farklı grupları var. Biraz da bunlardan bahsedelim ama meyvenin temel özelliklerini unutmayalım. Tohumu koruyor ve etrafa yayılmasını sağlıyor ve genellikle ovaryumdan meydana getiriliyor. Basit meyve bir çiçeğe ait tek bir yumurtalığın gelişmesiyle oluşan meyvedir. Örneğin kayısı, kiraz ya da üzüm gibi, erik gibi, bezelye, bakla gibi bitkilerdeki meyveler buna örnektir. Sadece tek bir yumurtalığın gelişimiyle oluşan meyvelere basit meyve diyoruz. Küme meyvede bir şey ait birbirinden ayrı yumurtalıkların bir bütün olarak gelişmesiyle oluşan meyvedir. Yani birden fazla yumurtalığın bir araya gelmesiyle oluşan küçük küçük meyvelerin kümelenmesiyle meydana gelmiş meyve tipidir. Buna agregat da deniyor. Çilek, dut ya da böğürtten yine dışarıdan bariz bir şekilde gözlenen küçük küçük meyvelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş küme meyve şeklindeki meyve tipidir. Bileşik meyvede bir çiçek sapına bağlı birden fazla çiçeğe ait yumurtalıkların bir bütün olarak gelişmesiyle meydana gelen meyvelerdir. Küme meyveyle karıştırmayalım. Küme meyvede farklı çiçeklerin ovaryumlarının bir araya gelmesiyle yani toplu çok sayıda çiçeğin ayrı ayrı ovaryumların bir araya gelmesiyle bir meyve oluşumu söz konusuydu. Burada bir çiçek sapına bağlı birçok yumurtalık bulunuyor. Bu yumurtalıkların bütün olarak gelişmesiyle de bileşik meyveler meydana geliyor ki görselde görüyorsunuz ananas bu duruma örnek bir bitkidir.
Bitkilerde tohumun yayılmasını kolaylaştırmak için çeşitli adaptasyonlar gelişmiştir. Bitkinin meyvesi pek çok hayvan tarafından sevilerek yenilen besin kaynağıdır. İncir, üzüm, kiraz gibi etli meyvelerin tohumları bu meyvelerle beslenen hayvanların bağırsaklarında sindirilmez. Dolayısıyla dışkı ile birlikte o hayvanın uzaklaştığı yere kadar ya da çok uzaklara kadar taşınması olasıdır. Tabi sindirilmediği için dışkıyla da bulunduğu ortama hayvan tarafından bırakılacaktır. Dolayısıyla taşınmış olacaktır. Kemirgen ve karınca gibi hayvanların yer altına taşıdığı meyve ve tohumların bazıları burada kalır. Genellikle bu canlılar ileride beslenmek amacıyla o besini saklamak amacıyla toprağa gömmeye çalışır. Ama tabii bir süre sonra nereye gömdüklerini unuttukları için uygun koşullar oluşunda bu bitkiler genellikle çimlenerek yeni bu tohumlar genellikle çimlenerek yeni bitkilere dönüşür. Sincap, ceviz, fındık, meşe palamudu, badem gibi kabuklu yemişleri tek tek toprağa gömüyor. Toprak altında kalan bu tohumlar çimlenip yeni fidan oluşturuyor. Tabii bunların bir kısmını belki ileride eşip tekrar bulup yiyecektir ama tamamını yiyemeyeceği için toprak içinde kalan ve sincapın sakladığı bu tohumlar yeni bitkilere dönüşecektir. Bazı bitkilerin tohumunda rüzgarda uçmayı kolaylaştıracak kanat ya da paraşüt benzeri yapılar gözlenebilir. Bu yapılar sayesinde tohumlar rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılır. Buna en bariz örnek kara hindibadır ki özellikle rüzgar etkisiyle etrafa yayılan şeytan tüyü de dediğimiz aslında tohumların etrafa kolaylıkla saçılması sağlanacaktır. Ya da akça ağaç görselde gördüğünüz gibi kanat şeklindeki tohumlara sahip özel bitkilerdir ki bunların da rüzgarla etrafa yayılabileceğini düşünmek gerekiyor. Soya fasulyesi, bezelye, bakla gibi bazı bitkilerin tohumları meyve kabuğunun kuruyup açılması sonucu çevreye yayılır ki genellikle bakla ya da fasulye benzeri bitkilerde kuruyan tohum yaprakları açılacak. İçindeki tohumlar da etrafa saçılmış olacaktır. Bazı meyvelerde çengel, diken ya da tüy ya da yapışkan bir yüzey bulunabilir. Bu durumda o meyveye yakın ya da o meyveye temas eden hayvanların vücut kısımlarına yapışacaktır. Kürküne ya da tüylerine yapışabilecektir. Ya da insan kıyafetine tutunacaktır ki bu da canlı aslında doğrudan istekli bir şekilde olmasa da üzerine yapışan bu meyve ve içindeki tohumu etrafa saçmış ya da yaymış olacaktır. Hindistan cevizi gibi bazı meyve türleri de tabi suyla çok daha uzak alanlara taşınabilir. Evet, çimlenme, döllenme sonrası oluşan tohumun aslında gelişerek yeni bir bitkiye dönüşme sürecine verilen isimdir. Bunun için bazı kavramlardan öncesinde bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin dormansi Türkçe karşılığı uyku hali olan hale verilen isimdir. Su miktarının azalmasıyla embriyonun gelişiminin durması ve embriyonun çimlenme zamanına kadar uyku halinde bulunmasına dormansi adını veriyoruz ki bu özellikle tohumun çevre koşulları olumsuz olduğunda çimlenmesini engelleyici ya da koruyucu bir etki oluşturmaktadır. Genellikle tohumun içindeki su oranının düşük olması enzimlerin aktivitesini durduracak ve tohum uygun olmayan koşullarda çimlenmeyecektir. Ki eğer su oranı %15'in altında olursa enzimlerin çalışmaması aslında bu durumu ortaya çıkaracaktır. Dormanside metabolik hız minimumdur. Buna bazal metabolizma diyoruz ve embriyo büyümez. Bitkinin çimlenmesi için bu dormansinin kırılması yani uyku halinin ortadan kalkması gerekir. Ki bitkinin yetiştiği çevre koşulları bu durumu sağlayacak temel faktördür. Yani çevresel koşulların değişmesine bağlı olarak dormansi kırılır ve buna bağlı olarak çimlenme başlar. Çevresel faktörler uygun hale geldiğinde ki örneğin bir bitki için ilkbahar koşullarının uygun olduğunu düşünürsek sıcaklığın artması, toprağın su oranının artması gibi ya da sıcaklığın uygun hale gelmesi gibi faktörler dormansiyi kıracaktır ve çimlenme başlayacaktır. Yani çimlenme olgunlaşmış bir tohumdaki embriyonun uygun koşullarda yeni bitkiyi oluşturmak üzere geçirdiği değişime verilen isimdir. Aslında bizdeki embriyonal gelişime karşılık ya da anne karnındaki sürece karşılık gelen bir gelişim sürecine verilen isimdir. Çimlenmenin gerçekleşmesinin ortamda temelde 3 tane şeyin bulunması gerekiyor. Bunlardan biri su, diğeri enerji üretmek için gereken oksijen, bir de sıcaklığın uygun hale gelmesidir. Ki bu 3 temel şart sağlandığında bitkinin tohumu çimlenmeye başlayacaktır. Tabi sonrasında farklı faktörlerin de devreye girdiğini söyleyebiliriz ama çimlenme için gereken temel faktörler su, oksijen ve uygun sıcaklıktır. Uygun koşullarda ozmozda su olan tohumun hacmi artar ve tohum kabuğu çatlamaya başlar. Tohumun su alması embriyoda metabolik değişiklikleri başlatan temel etkendir. Onun için aslında ilk etkili olan faktörün
su olduğunu söylemek mümkün. Suyun alınmasından sonra enzimler çenek ve bezi dokudaki besin maddelerini sindirmeye başlar ki endosperm içinde depo edilen besinler suyun ve enzimlerin yardımıyla hidroliz olacaktır. Suyun belli oranın üzerine çıkması sindirim enzimlerinin aktivitesini sağlayacak ki dolayısıyla tohumda gerçekleşen ilk olay depo besinlerin parçalanması olacaktır. Besin maddeleriyle embriyonun büyüyen kısımlarındaki hücrelerin bölünüp çoğalması için gereken enerji sağlanacaktır. Yani önce depo besin parçalanacak, oluşan monomerler bu sefer solunum olayıyla ve oksijen kullanılarak parçalanacak, oluşan enerjiyle de hücreler mitoz bölünecek, sayıları artacak. Bu hücrelerin hücresel olarak farklılaşmasıyla da bitkinin kök ve gövde gibi kısımları farklılaşarak meydana gelecektir. Mitozda çoğalan embriyo hücreleri farklılaşıp embriyonun kök ve embriyonik gövde dediğimiz ileride gerçek kök ve gövdeye dönüşecek yapıların gelişmesi sağlanacaktır. Tabii tohum kabuğundan önce embriyonik kök çıkar ve yer çekimi yönünde büyüyerek topraktan suyun alımını ve bitkinin büyümesine katkısını sağlayacaktır. Daha sonra ise yer çekiminin ters yönünde gövde büyüyerek toprak altı ve toprak üstü kısımlar gelişecektir. Dolayısıyla gövde ve üzerindeki dal ve yapraklar daha sonra toprak üstünde gelişecektir. Evet, görsellerde farklı bitkilerin çimlenme sürecini soldan sağa doğru görüyorsunuz. İşte A şekliyle başlayalım. Bir çift çenekli ama otsu bir bitki fasulye görüyorsunuz. Bu bitkinin önce kökünün, bakın şu tohum toprakta uygun şartları bulmaya başladı. Yavaş yavaş embriyonik yapılar gelişmeye başladı. Tohum çatlamış ve önce toprağa doğru yani yer çekimine doğru kök gelişimi. Daha sonra ise yer çekiminin zıttına doğru bir gövde gelişimini görmeniz mümkün. Tabi burada şu gördüğünüz yapı çenektir. Bu çeneğin gövdeyle birlikte toprak üstüne çıktığını görüyorsunuz. Şurada ise tek çenekli bir bitkinin tohumunun gelişimi söz konusu. C şekline bakalım. Burada ise aslında tohumun ya da çeneklerin toprağın üstüne çıkmadığını görüyorsunuz ki bunun dışında çok ciddi bir farklılık söz konusu olmayacaktır. Genellikle toprağa doğru öncelikle embriyonik kök gelişecek, daha sonra yer çekimine ters yönde gövdenin gelişimini göreceğiz. Tabii bu süreçte çeneğin toprağın üzerine çıkması ya da çıkmaması gibi bir küçük farklılık görüyorsunuz ama bu MEB'in müfredatında da çok değinilen bir konu değil açıkçası. Evet, çimlenmeye etki eden çevresel faktörler, tabii çimlenmeyi başlatan temel faktörlerdir aslında ki bunlardan biri su, diğeri uygun sıcaklık, diğeri de topraktaki oksijen miktarıydı. Çevresel faktörlerin en önemlisi sıcaklık, su ve oksijendir. Sıcaklık birçok bitki tohumu için belli sıcaklık aralığında çimleniyor. Birçok bitki tohumu belli sıcaklık aralığında çimleniyor ki sıcaklık enzimlerin çalışma hızında ve tohumun su almasında etkili olan temel faktördür. Onun için sıcaklığın uygun olduğu ilkbahar aylarında yavaş yavaş tohumların çimlenmeye başladığını söylemek mümkün. En azından ülkemiz için. Bitkinin türüne bağlı olarak sıcaklığın belli bir değere kadar yükselmesi çimlenme hızını artırır ama tabii çok yükselirse de enzimlerin yapısı bozulacağı için olumsuz bir etkiye sebep olabilir. Evet, su tohumun çimlenmesini etkileyen bir diğer çevresel faktör. Tabii çimlenmenin olması için ortamda yeterli miktarda olması gerekiyor. Tohum suyu alarak şişiyor, çatlıyor, daha çok su almaya başlıyor ve özellikle içindeki enzimler aktive edilerek önce sindirim daha sonra solunum faaliyetleriyle çimlenme için gerekli moleküllerin oluşumu sağlanmış oluyor. Onun için enzim faaliyetlerini başlatması açısından suyun tohum tarafından alınması önemli bir faaliyet olarak gözleniyor. Oksijen çimlenme sırasındaki metabolik faaliyetler için gereken enerjiyi üretmek tabii ki çoğunlukla oksijenin solunumla gerçekleştiği için bitkilerin tohumu toprak içindeki çözünmüş haldeki oksijeni yine kök hücreleriyle almakta. Onun için toprağın oksijen oranının bol olması gerekiyor. Bunun için de genellikle toprağı havalandırmak, işte eşelemek ya da içindeki solucan ve köstebeklerin faaliyetleriyle içindeki oksijen oranının artması tohumun çimlenmesine olumlu diyebileceğimiz etkenlerdir. Embriyonun gelişimi için ihtiyaç duyulan enerji çeneklerdeki besinlerin oksijenin solunumla parçalanmasıyla sağlanacak. Onun için oksijen çimlenmeyi etkileyen önemli bir çevresel faktördür. Diyelim sorularımıza geçelim. Sorularla da konuyu pekiştirmeye çalışalım. Şekilde çiçekli bitkinin bitkide yumurta hücresinin oluşumu gösterilmiş. Yani dişi organdaki bir mayoz ardından oluşan 4 hücreden 3'ünün erimesi, geriye kalan bir tanesinin 3 mitoz geçirmesi. Bakın bir mayoz 4 hücre oluşuyor. 3 tanesi eriyor. Geriye kalan bir tanesi 3 tane mitoz geçirerek 8 çekirdekli bir yapı meydana geliyor. Bölünmeye başlayan ana hücreye megaspor ana hücresi diyoruz. Mayoz sonucu oluşan hücrelerden biri
Megaspor hücresidir. Geriye kalanlar aslında kutup hücresidir. Bu megaspor hücresinin 3 mitoz geçirmesiyle de embriyo kesesi oluşuyor. İçindeki çekirdeklere de farklı isimler veriyoruz. Üstteki 3 tane antipod diyoruz. Ortadaki 2 tane polar diyoruz. Alttaki ve ortadakine yumurta diyoruz. Şu. Onların yanındakilere ise sinerjik çekirdekler adını veriyoruz. Şimdi hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Megasporon hücresinde homolog kromozomlar aynı hücre içinde yer alır. Megasporon hücresi 2N kromozomudur. Homolog kromozom bir anneden diğeri babadan gelen kromozom takımına verilensindir. Dolayısıyla ana hücrede çift takım kromozom bulunduğu için homolog kromozomlar aynı hücre içinde bulunur. Yani bu ifade doğru olur. Megaspor antipod ve sinerjik çekirdeğin genetik yapıları aynıdır. Megaspor'dan mitoz bölünmelerle antipod ve sinerjik çekirdekler oluştuğuna göre Megasporon hücresindeki kalısal yapının aynısı burada gördüğünüz 8 çekirdeğin 8'inde de görülür. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Döllenmeye polar çekirdek ve yumurta katılıyor. Evet, polar çekirdeklerden sperm çekirdeklerinden biri polar çekirdeği, diğeri de yumurtayı döllüyor. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Spermin embriyo kesisine girişi mikropil ucundan yani şu altta gösterilen açıklıktan gerçekleşir. İfadesi doğrudur. Yumurta oluşumu dişicik borusu içinde gerçekleşmez. Yumurta oluşumu yumurtalık adını verdiğimiz ya da ovarium dediğimiz dişi organın şişkin gördüğümüz alt kısmında gerçekleşir. Dolayısıyla E seçeneğindeki ifade yanlış olur. Evet, bir başka soru da çiçekli bir bitkide hangisi döllenmeden sonra meydana gelir diyor. Endosperm döllenme sonrası gelişen yapıdır. Cevap A seçeneği olacaktır. Hatırlarsanız birinci sperm çekirdeğinin yumurtayla döllenmesi sonucu zigot meydana geliyordu. İkinci sperm çekirdeğinin polar çekirdeklerle döllenmesi sonucu triploid çekirdek meydana geliyordu. Triploid. Zigotun gelişmesiyle embriyo oluşuyordu. Bakın bunlar döllenme sonrası oluşan yapılar. Triploid çekirdeğin gelişmesiyle de endosperm dediğimiz besi doku gelişiyordu. Dolayısıyla seçeneklerde embriyo oluşumu, zigot meydana gelmesi, triploid ya da endosperm oluşumu gibi olayları aramamız gerekiyor. A seçeneğinde bunu bulduk. Cevaba ulaştık. Mikrospor hücresi, döllenme öncesi erkek organda mayo sonucu oluşan hücreler. Polen tüpü, tozlaşma sonrası jeneratif çekirdeğin aslında döllenme amacıyla yumurtaya doğru ulaşımı amacıyla oluşturulan tüptür. Bu da döllenme öncesi meydana getirilir. Jeneratif ve vejetatif çekirdekler polen oluşumu sürecinde gerçekleşir. Yani döllenmeden önce meydana geliyor. Polar çekirdekler de dişi organdaki mayoz bölünme ve ardından 3 mitoz bölünme sonucu oluşan embriyo kesesi içinde oluşan yapılardır ve yine döllenme öncesi meydana gelirler. Dolayısıyla cevap A seçeneği olur. Evet, kapalı tohumlu bitkide şeyde üreme sürecinde gerçekleşen olaylar gösterilmiş. Tabii bu olaylarda kullanılacak ya da oluşan yapılara numaralar verilmiş. Numaralara gösterilen yerlere gelmesi gerekenler soruluyor. Sperm çekirdeğiyle bir birleşecek, zigot meydana gelecek ki temel döllenme sperm çekirdeğinin yumurtayı döllemesiyle gerçekleşiyor ve bunun sonucu zigot oluşup bu da embriyoya dönüşüyor. Zigotun mitoz bölünmelerle oluşturduğu yapıya embriyo diyoruz. İkinci sperm çekirdeğinin 3 nolu yapıyla birleşmesi sonucu triploid çekirdek meydana geliyor ki 3 nolu yapı da embriyo kesesi içindeki polar çekirdeklerdir ki her biri N kromozomlu olan 2 tane çekirdekten meydana gelir. Dolayısıyla 1 yumurta, 2 embriyo, 3 polar çekirdekler cevap A seçeneği olacaktır. Evet, kendi kendine tozlaşma ve çapraz tozlaşma gösterilmiş. Bitkilerde gerçekleşen tozlaşma şekilleriyle ilgili hangisi yanlıştır deniyor. Tozlaşması rüzgarlı olan bitkiler çok sayıda polen üretirler ki rüzgarla rastgele bir tozlaşma olacak. İhtimali artırmak için çok sayıda polen oluşturmak gerekecektir. Kendi kendine tozlaşma ile bitkide eşeğil süreme gerçekleşmez. Yine eşeğil üreme olur. Yani polenler mayoz bölünmeyle yumurta ya da polar çekirdekler yine mayoz bölünme ile oluşturulacak. Dolayısıyla üreme eşeğili olacaktır. Ancak genetik çeşitlilik biraz az olacaktır. Bunu söyleyebiliriz. Onun için B'deki ifade yanlış olur. Cevap da B seçeneği olur. Tozlaşması böcekle gerçekleşiyorsa bitkinin koku, bal üzü gibi salgılarla böceği cezbetmesi beklenecektir. Kendi kendine tozlaşma yapan bitki dişi ve erkek gametini aynı zamanda üretmek zorundadır. Farklı zamanda üretilirse bu döllenme olayı aksayacaktır ya da gerçekleşmeyecektir. Çapraz tozlaşma genetik çeşitliğin daha fazla olmasını sağlar ki farklı bir çiçekteki dişi organla başka bir çiçekteki erkek organ arasında gerçekleşen tozlaşmayla genetik çeşitlilik daha fazla olacaktır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır.
Evet, olgunlaşmış bir tohumdaki embriyonun uygun koşullarda yeni bitki oluşturmak üzere tohum kapını çatlatıp dışarı çıkıp gelişmesine çimlenme diyoruz. Çimlenmenin gerçekleşmesi için ne gerekir? Sıcaklık, su ve oksijen gerekir. Karbondioksit fotosentez için gereken ve bitki için önemli olabilecek bir bileşik ama çimlenme sürecinde bitki fotosentez yapmaz. Depo ettiği besinleri tüketir. En azından ilk yapraklar oluşana kadar. Onun için ilk yapraklar oluşana kadar doğrudan karbondioksit ve ışığa ihtiyacı olmadığını söylemek mümkün. Cevap D seçeneği olur. Çimlenmekte olan bitki tohumunda fotosentez yapana kadar ne gerçekleşmez? Tohum su alır, tohum kabuğu çatlar. Depo besin maddeleri parçalanır. Bu maddelerden oluşan yapı taşlarından enerji üretilerek, solunumla enerji üretilerek mitoz bölünmeler gerçekleşir. Hücre sayısı artırılır. Oluşan hücreler farklılaşarak bitkinin kök ve gövde gibi kısımları gelişir. Dolayısıyla embriyon kök ve gövde gelişir. Ancak inorganik besinden organik besin sentezi fotosentezdir. Fotosentez çimlenme sürecinde gerçekleşmez. Cevap B seçeneği olur. Buna göre basit ve bileşik meyvede özelliklerinden hangileri ortaktır deniyor. Döllenmeden sonra tohum taslağı tohuma dönüşürken yumurtalık meyveye dönüşüyor. Bir çiçeğe ait tek bir yumurtalık gelişirse basit meyve diyoruz. Bir çiçek sapına bağlı birden fazla çiçeğe ait yumurtalık gelişirse, bütün olarak gelişirse buna da bileşik meyve diyoruz. Dolayısıyla basit ve bileşik meyvenin her ikisi de döllenmeyle meydana gelir. Her ikisi de ovaryumdan meydana geliyor. Bakın birinde bir tane, birinde birden fazla sayıda. Ama sonuçta her ikisi de ovaryumdan meydana geliyor. Tohum taşıma her ikisinin de içinde tohum bulunur. Basit meyvede belki bir tane, bileşik meyvede belki birden fazla bulunabilir ama sonuçta her iki meyve tipinde de tohum bulunur. Cevap E seçeneği olur. Evet, çiçekli bitkilerde olaylarından döllenmeden önce gerçekleşenler X, önce döllenmeden sonra gerçekleşenler yani Y diye gruplandırmamız isteniyor. Hangisine doğru eşleştirilmiştir? Polen tüpünün mikrop ile doğru gelişmesi döllenme öncesinde gerçekleşen olaydır. Dolayısıyla şuraya 1 diyelim. Jeneratif çekirdeğin mitozda spermleri oluşturması polen tüpü içinde henüz polen yumurtalığa ulaşmadan yani döllenme öncesinde gerçekleşen olaydır. Onun için yine bu kısma yazıyoruz. Endospermin gelişimi polar çekirdeklerle sperm çekirdeğinin döllenmesiyle yani döllenme sonrası gelişiyor. Dolayısıyla 3 sonra dediğimiz kısımda olacaktır. Çenekler ve endosperm döllenme sonrası oluşacak yapılardır. Onun için sonra diyoruz. 4 yine burada olacak. Embriyonun kök ve gövdenin oluşumu yine döllenme sonrası gerçekleşecek olaylardır. Cevap A seçeneği olur. Evet gençler, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.